Diyor ki 8 sıradan ve her sırada 16 koltuktan oluşan bir tiyatro salonunda sahneden itibaren her sıraya geriye doğru A, B, C, H bakın her sıraya geriye doğru A, B, C, H harfleri ve koltuklara da her sırada soldan başlayıp 1, 2, 3, 4, 16 numaraları verilmiştir. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16'ya kadar devam ediyor arkadaşlar. Burada da gösterildiği gibi. E, dolu olan koltuklar diyor, ekranda X işaretiyle gösterilmiştir ekranda da göreceğiniz üzere. Şimdi diyor ki arkadaşlar bu tiyatrodaki bilet numaraları sadece 0 ve 1 rakamları kullanılarak 7 haneler olarak hazırlanmıştır. Bilet numarasındaki rakamlar sağdan başlayıp buradan başlayıp 2'nin doğal sayı kuvvetleri çarparak bilete ait koltuk numarasını vermektedir diyor arkadaşlar. Örneğin diyor mesela buradaki biletin koltuk numarası neymiş bakalım. Sağdan başlıyoruz. 2 üzeri 0 ile 1'i çarpıyoruz. 2 üzeri 1 ile 2, 1'i çarpıyoruz. 2 üzeri 2 ile 1'i çarpıyoruz. 2 üzeri 3 ile 0'ı çarpıyoruz. 2 üzeri 4 ile 1'i çarpıyoruz. 2 üzeri 5 ile 0'ı çarpıp 2 üzeri 6 ile 0'ı çarpıyoruz. Yani biz aslında bu tarz soruyu sizde çözmüştük arkadaşlar. Binary kod dediğimiz bir kodlama sistemi vardı. Bilgisayarda da kullanılan bir sistem bu. Neydi bu sistem? 2'nin tam sayı kuvvetleriyle çarparak oluşuyordu. E, binary kod burada da yine aynı şekilde bakın bunun binary kodu e, bu şekilde verilmiş o sayıyı bulmak için ne yapıyoruz 2'nin tam sayı kuvvetleriyle çarpıyoruz bütün basamakları yani burada bir çözümleme yapıyoruz aslında e, ne yaptık şimdi buradaki çarpımları bulduktan sonra 16 4 2 ve 1'i topladığımızda 23 çıkıyor buradaki çarpımların ve toplamların sonucu şimdi 23 hangi numaralı koltuk oldu nasıl buluyoruz her bir sırada 16 tane ne var e, koltuk var 16 17, 18, 19, 20 diye devam ediyor aslında bu. Yani 23'ü biz 16'ya bölüyoruz. 23'ü 16'ya bölüyoruz. 23'te 16 bir defa. Ee, 16 kere 1, 16. Ne kaldı kalan? Arkadaşlar kalan 7 kaldı. Yani buradaki ilk sıra 16 doldu. İkinci sıradaki 7. Bakın ne yapacağız? Şimdi şuradan başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki şuradaki bilet Şuradaki koltuğa ait bilet buymuş işte. Bu şekilde bulunuyor. Yani B7 değil mi? Tamam. Diyor ki arkadaşlar buna göre diyor. Buna göre diyor. Aşağıdaki biletlerden hangisi bu tiyatro salonundaki boş olan koltuğa ait bir bilettir? Öncelikle biz bunları arkadaşlar hepsini tek tek bulalım. Yani hangi işte A8, B3, D7 hangisi hangisine karşılık geliyor? Dolayısıyla ben şimdi önceki şu A şıkkından başlayalım. A şıkkı bana ne diyor? 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ne yapıyorduk şimdi? Şuradan itibaren başlayarak 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 ve 2 üzeri 6 ile çarpıyordum. Şimdi 2 üzeri 0 çarpı 1 değil mi? 2 üzeri 0 çarpı 1 artı 2 üzeri 1 çarpı 0 artı 2 üzeri 2 çarpı 1 2 üzeri 3 çarpı 1 2 üzeri 3 çarpı 1 artı 2 üzeri 4 çarpı 0 artı 2 üzeri 5 çarpı 1 artı 2 üzeri 6 çarpı 0. Bakalım. Şimdi bunları toplayacağız. 2 üzeri 0 nedir? 1'dir. 1 çarpı 1, 1'dir. 2 üzeri 1 zaten biliyorsunuz 2 ama 0 ile çarptığınız zaman buradan bir şey gelmez. 2 üzeri 2 nedir? 4. 4 kere 1 4'tür. Buradan geliyor. 2 üzeri 3 nedir? 8'dir. 8 çarpı 8 buradan geliyor. Buradan mesela bir şey gelmez. Neden? Çünkü 2 üzeri 4 16 olsa da ben bunu sonuçta 0 ile çarpacağım için buradan bir şey gelmez yani toplama. 2 üzeri 5 nedir? 32. 32 çarpı 1 nedir? 32'dir. 2 üzeri 6 çarpı 0. 2 üzeri 6'yı bulmama bile gerek yok. Çünkü neden? Sonuçta 0 ile çarpacağım için bir etkisi olmayacak. Topladığımda 32, 40, 44, 45. Şimdi 45 hangi e, numaralı koltuktur? Ben bunu ne yapıyorum? 16'ya bölüyorum. Her bir sırada 16 tane koltuk olduğu için. E, 45 16'ya böldüğümde kaç defadır arkadaşlar? 2 defa. 16 çarpı 2 nedir? 32. 5'ten 2 çıktı 3. 4'ten 3 çıktı 1. Demek ki bakın 2 tane sıra full doldu. Yani A ve B doldu. C 13'tür bu arkadaşlar. C 13'tür. Şuraya hemen not alalım. C 13. Değil mi? Şimdi B şıkkını bulalım. B şıkkındaki hangi numaraya karşılık geliyor? Bakın yaptığımız işlem şu. 0 1 1 0 1 0 0 değil mi? Şimdi 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6. Basamaklarını belli ediyorum önce. 2 üzeri 0 çarpı 0 artı, 2 üzeri 1 çarpı 0 artı, 2 üzeri 2 çarpı 1 artı 2 üzeri 3 çarpı 0 artı 2 üzeri 4 çarpı 1 artı 2 üzeri 5 çarpı 1 artı 2 üzeri 6 çarpı 0. Ne yaptık şimdi burada? Buradan zaten 0 geldi. Çünkü 0 ile çarpıyorum. 0 geldi. Şuradan da 0 geldi. Hatta şuradan da 0 geldi değil mi? 2 üzeri 2'den mesela bir sayı gelir. 2 üzeri 2 nedir? 4'tür. 4 çarpı 1 4 artı 2 üzeri 4 nedir? 16. 16 çarpı 1 16'dır. 2 üzeri 5 nedir? 32. 32 çarpı 1 32'dir. Bunun karşılığında hangi sayı gelir arkadaşlar? 32, 48, 52. Bakın 52 numaralı koltuk nerede? 52 numaralı koltuk. 16'ya bölerek bulacağım bunu. 16'da, 52'de 16 3 defa. 16 çarpı 3 nedir arkadaşlar? 48 eder. Ne kaldı burada şimdi? 4 kaldı. Değil mi? Yani bu 3 tane ilk 3 tane koltuk doldu. 4. koltuktaki 4. sıra. Yani 4. koltuk nedir? A, B, C. D 4'tür arkadaşlar. D 4. Yani B şıkkı da D 4 olmuş oluyor. Şimdi geçelim C şıkkını bulmaya. C şıkkını bulalım. C şıkkı nedir? Şurada yazıyor e bilet numarası. 1 0 0 0 1 1 0 değil mi? Tamam 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6. Şimdi burada ne yapıyorum? Adım adım çarpıyorum. 2 üzeri 0 ile 0'ı çarptım. Değil mi? Artı 2 üzeri 1 ile 1'i çarptım. Artı 2 üzeri 2 ile 1'i çarptım. Artı 2 üzeri 3 ile 0'ı çarptım. 2 üzeri 4 ile 0'ı çarptım. 2 üzeri 5 ile 0'ı çarptım. Ve 2 üzeri 6 ile de 1'i çarptım. Bunları daha sonra ne yapıyorum? Çözümlemede topluyorum. Şuradan 0 geldi. Çünkü 0 ile çarpacağım. Şuradan 8 ama sıfırla çarptığım için sıfır gelir. Şuradan da sıfır gelir. Bakın şuradan da sıfır gelir. Geri kalanlar ne yerimde? 2 üzeri 1 çarp 1. 2 nedir? 2 çarpı 1 nedir? 2 değil. 2 üzeri 2 nedir? 4. 4 çarpı 1 4'tür. 2 üzeri 6 kaldı değil mi? Başka bir şey kalmadı. 2 üzeri 6 dediğimiz şey 64'tür. 64 çarpı 1 64 zaten. 64 ile 4 toplu 68. 2 ile topladığımız zaman 70. Peki burada e, hangi numaralı koltuk hangi, e, denk gelir? 16'ya böleceğim. Burada tekrar yine bunu. 16'ya böldüğümüz zaman kaç defadır arkadaşlar? 70'te 16. 70'te 16 4 defadır. 6 kere 4. 24. Elde var. 2. 4 kere 1. 4. 2 de elde. 64. Ne kaldı şimdi? Burada 6 kaldı. Yani bu bakın A, B, C, D doldu. E'deki koltuktan 6. sıradaki. Yani E6 olur bu. C şıkkı da E6 oluyor. Hemen D şıkkını da bulalım. D şıkkını bulduğumuzda arkadaşlar hem mesela onu pratik hızlı bir şekilde bulalım. Mesela buradan 2 üzeri 0 ne gelir? 0 gelir. 0 ile çarptığım için değil mi? 2 üzeri 1 var burada. Çarpı 1. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Bunlardan hep sıfır gelir. 2 üzeri 5'ten ve 2 üzeri 6'dan bir sayı gelir. 2 üzeri 5 çarpı 1, 2 üzeri 6 çarpı 1 değil mi? Bunları topluyorum. 2 artı 32 artı 64. Bu nedir peki? Ee, bu 64 ile 32'yi toplarsam 96. 98'dir. Ne yapacağız şimdi biz? Kaçın sıraya denk geldiğini bulmak için. 98'i kaça böleceğim? 16'ya böleceğim. Böldüğümde ne olur? böldüğümde 6 kez olur. 6 çarpı 96 da 6 çarpı 16 da 96 olur. 2 kaldı. Şimdi burada nedir? Ee, şöyle düşünün. A doldu, B doldu, C doldu, D doldu, E doldu, F doldu, 6 sıra doldu. Ee, G sırasındaki ikinci, 2 iki numaralı koltuk yani G2. Şimdi buradan bu e, koltuk numaralarını bulduk. Şimdi arkadaşlar A şıkkını ne buldum? C13 buldum değil mi? Bakalım C13 dolu mu? Şuradan başlıyorum bakın. 1 buradan başlıyor bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. A şık e, A şıkkındaki C13 dolu olmaz. B şıkkında D4'ü bulmuşum. D4'ü bulmuşum. Şuradan başlayacağım. 1 2 3 4 bu da dolu. Bu da olmaz. E6'ya bakayım C şıkkında E6 şuradan başlayacağım 1 2 3 4 5 6 burası ne boş. Yani bu şık ne yaptır nedir arkadaşlar? Bu şıktaki bilet e, boş bir koltuğa aittir. Dolayısıyla cevabımız cevabımız tabii ki C şıkkı olur. Yani bu şekilde olur. Normal.